üretimle ilgili olarak fiili işçilik maliyeti bu. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde normalleşme adımları atılırken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yükseköğretim kurumları sınavı tarihinin öne çekilmesi, süreyle baraj konusunda değişiklik yapılması öğrenciler üzerinde olumsuz etki yarattı. Normal şartlarda 25 ila 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan YKS'nin bir ay öne çekilerek 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağının duyurulmasının ardından milyonlarca öğrenci tedirgin oldu. Evde kaldıkları süre boyunca uzaktan eğitim gören öğrenciler motivasyonlarının düşük olduğunu, odaklanma sorunu yaşadıklarını ve sınav esnasında maske takmanın kendilerini olumsuz etkileyeceğini ifade ettiler. 19 yaşındaki Aziz Acar, sınav esnasında maske kullanımına çözüm bulunması temennisinde bulundu. Maske işi çok kötü bir şey. Hani 10-15 saniye falan bu şekilde dayanamıyoruz. Hani sınavda nasıl olacak hiçbir şekilde bilmiyoruz. Yani sınavın erken alınması bence iyi oldu şahsen benim açımdan. Hani eğer hayat normale dönerse çok iyi olacak. Hani ama bu şekilde yaz sezonu bu şekilde giderse bu maskeyle eğer kontrollü bir şekilde dışarı çıkarsak çok sıkıntılı olacak. Hani bu maske sıcak havalar hani gölgede bile şu anda bunalıyoruz. Enes Doğancı maskeyle sınava girmenin dikkati dağıtacağının altını çizdi. Sınavın ileri alınması önce güzel, hoşumuza gitti. Hani biraz daha rahat çalışmaya başladık. Yani koy verdik biraz. Ama sonra tekrar geri alınması şimdi sıkıştırdı iyice. Bu kötü oldu biraz. Ondan sonra hani maske zorluyor. Biraz hani kokusu falan beni boğuyor yani biraz. Sınav stresi nasıl olsa sınavda zaten kendin strese giriyorsun. Bir de maske olunca iyice şey yapacak. Yani zorlanacağız. Erkan Yardımcı ise sınavın erken tarihe alınmasının olumsuz etkilediğini vurguladı. Sınavın öne alınma süreci bizi etkiledi tabii. Bir anda 30 gün düşmesi öğrencilerin psikolojisi açısından kötü oldu. Ama çalışacağız yani yapacak bir şey yok. Aslında önümüzde hala süreç var. Aynen, daha 43 gün var. İyi değerlendirebilir. Bakalım neler olacak. İzem Yılmaz evde çalışırken odaklanma sorunu yaşadığını söyledi. Yani benim için çok zordu çünkü odaklanma problemi yaşıyorum sürekli ve oturup hani saatlerce ders çalışmak benim için hani bir imkan gibi değil çünkü çok zorlanıyoruz. Evde zaten yani sürekli havalandırıyoruz vesaire ama evde odaklanamama gibi problemleri olan bir sürü insan var. Bu bizi çok zorluyor ve aynı zamanda maske daha çok zorluyor. Ben de astım hastasıyım. Hani benim için daha çok zor ve çok hastalığı olan bir sürü insan var. 3 saat boyunca ne yapacağız düşünüyoruz yani. Mert Aktay maskeyle ders çalışmakta zorluk çektiğini ifade etti. İlk önce zaman ileri alması iyi bir şeydi. Son geri çekildi. Biraz kötü bir şey oldu ama çalışıyoruz. İnşallah başarırız. Bisiklet sürerken zor oluyor. Bazen çıkartıyorum, nefes alıyorum, sonra tekrar takıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Şeva Güldemir ise YKS'nin erken bir tarihe alınmasının kendisini kötü yönde etkilediğini belirtti. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz için yani sınava da çalışamıyorum zaten. Ve sınavın erkene çekilmesi arkadaşlarıma beni çok etkiledi. Yani sınav geç olsaydı daha çok en azından psikolojimiz açısından daha iyi olabilirdi. Maske takıp dışarı çıkmak insanı gerçekten yoran bir şey. Hem sıcakta bir de 3 saat boyunca sınavda olacağız ve yani hem psikolojimiz açısından ve hani sınav açısından bizim için rahat olmayacak. Gerçekleşecek. Bu üretimle ilgili olarak fiili...